Değerli arkadaşlar, şimdi yine bir bahçedeyiz. Zeytin bahçesindeyiz. Zeytin bahçesinde daha önce göstermiştim. Bahar budaması, kuru dal budaması vesaire gibi şeyler. Şimdi onun sonrasında sulama yapıldıydı. Sulama yapıldıktan sonra da dökülmeler var mı diye tekrardan kontrole geldik. Ama herhangi bir dökülme yok bahçede. Biz buna potasyum vermiştik. Yapraktan vermiştik. Biliyorsunuz yapraktan potasyumu bitkinin alması çok kolay değil. Vereceğim potasyumun formülasyonu çok önemli. Biz bunun yapraktan alınabilir formundaki potasyumdan verdik. Tabii ki biraz daha kaliteli, biraz daha maliyetli ama sonuç almak istiyorsanız da yapmamız gereken bu. Şöyle tanelere baktığımız zaman hepsi gayet kalibresi yüksek, canlı. Gördüğünüz gibi tabi şöyle salladığımız zaman da dökülme var mı? Yok. Bir tane iki tane böyle elimize değip dökülenler de olur tabi. Ağacın morfolojik yapısı çok güzel. Bunun bir önceki halini bir önceki videolarımızda görürsünüz. Çok sıkıntılı bir bahçeydi bu bahçe. Biz neden bu bahçede sürekli çekimi bu bahçede yapıyoruz? Çünkü bu bahçe ders niteliğinde bir bahçe. Yani bir şeyler yapıldığı zaman cevap verebildiğini gösteren bir bahçe. Dolayısıyla biz burada çekimimizi birkaç defa daha yapacağız. Israrla yapacağız. Arkadaşlar burada meyve sapını güçlendirmemiz çok önemli. Burada biz meyve sapını güçlendirmek için de gerekli müdahalelerimizi yaptık. Buradaki bir sıkıntı şu an benim gözlemlediğim meyve sap tacı. Ona da yine bir kalsiyum vereceğiz sap tacını biraz daha güçlü hale getirebilmek için. Şu an kötü mü değil ama kötü olmasın diye meyve sap tacı çok önemlidir. Onu kalsiyumla destekleyeceğiz arkadaşlar. Biz önümüzdeki yılda verim alabilelim diye içerisinde farklı enzimler bulunan amino asitleri verdik. Hücre bölünmesini sağlayan amino asit türevlerinden verdik. Ve aşırı sıcak, aşırı sulama, aşırı soğuk gibi rahatsızlıklarda bitki strese girmesin diye de stres giderici enzimlerde biz bu ağaçlara takviyesini yaptık. Dolayısıyla ağaçlarda yaptığımız, verdiğimiz şeylerin karşılığını veriyor arkadaşlar. Zeytine yapılan hiçbir müdahale, doğru müdahale karşılıksız kalmaz, muhakkak ki faydası olur. Şimdi son dönemlerde şu var, ya benim bahçeme şöyle bakıyorum, böyle bakıyorum ama işte öbürü bakmıyor, bu kadar alıyor. Arkadaşlar bu bir şehir hikayesi, böyle bir şey yok. Yani o bahçesine bakmıyor, ben bakıyorum, aynı, öyle bir şey yok. Yani o bir yıl, iki yıl tesadüfen olan bir şeydir. Ya da onun toprağı çok güçlüdür, yerini sevmiştir ama devamlılık arz eden bir durum değildir bu. Bu tip şeylere kendinizi kandırıp kendiniz inanmayın. Sonraki yıllarda zarar görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bu bahçeyle bundan sonra ne yapacağız? Biz sinek ilacı mücadelemizi yaptık. Ama tekrardan bir sinek ilacı müdahalesi daha yapacağız. Bu dönemlerde yeşil kurt da oluyor. Onunla mücadelesini zaten beraberinde yapacağız. Sonraki dönemlerde de zaten çok ciddi bir müdahalemize gerek kalacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz.